Beşiktaş'ın Brezilyalı yıldız ismi Alex Teixeira bizlerle birlikte özel röportajımızda hem kendisini daha yakından tanıyor olacağız hem de tabii ki Beşiktaş'ı konuşuyor olacağız. Alex'e hoş geldin demek istiyorum. Teşekkürler. Röportaja davet ettiğiniz için çok teşekkür ederim. Çok mutluyum sizde olduğum için. Beşiktaş forma lansmanı yapıyordu. Beşiktaş'ın formaları tanıtılıyordu ve İstanbul Boğazı'ndaydık. Ardından Boğaz'ı dolaştı tekne ve Beşiktaş iskelesinin açıklarında durdu. Beşiktaş taraftarı marş söylemeye başladılar. Orada Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi de vardı. Söylenen marş neydi? Hemen söyleyeyim. Başkan bize Alex'i getir diyorlardı. Ve Alex geldi. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi Alex Teixeira'yı takıma kazandırdı. O günlerden neler hatırlıyor, bize anlatabilir mi? Aslında ben biliyorum tabii onu, Joseph beni aramıştı o esnada. Taraftar benim adımı sizin dediğiniz gibi başkana söylerken, beni çağırırken, beni getirmesini söylerken Joseph beni aradı ve bak Alex burada böyle bir şeyler oluyor diye söyledi, gösterdi bana. Ciddi anlamda çok inanılmaz bir andı benim için. Çok mutluluk verici bir durumdu. Joseph de Souza'nın özellikle onun transferinde de çok büyük bir payı vardır diye düşünüyorum. Çünkü hatta bir transfer elçisi gibi de görev yaptı adeta Joseph de Souza. Neler anlatmıştı Beşiktaş'larla alakalı Alex'e? Joseph cidden çok büyük bir menajer. Yani Beşiktaş'a gelmem açısından inanılmaz etkili oldu. Yönetimle ilgili, takımla ilgili, buradaki kişilerle ilgili İnanılmaz güzel şeyler söyledi. Zaten ben İstanbul'u biliyordum, iki kez gelmiştim. İstanbul'la ilgili de çok güzel şeyler söyledi. Ve final olarak, nihai olarak etkisi oldu tabii ki. Buraya geldim ve dediğim gibi Jose büyük menajer. Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi'yi de sormak istiyorum ki kendisi de gerçekten Alex Teixeira transferinde çok istekliydi. Öyle hatırlıyoruz ki Beşiktaş taraftarının gerçekten bu sezon en çok istediği transferlerden bir tanesi oldu Alex Teixeira. Aynı şekilde Rose ve Raşit Gezal gibi nasıl bir anlam ifade ediyor bu durum? Çok teşekkür ediyorum zaten müteşekkirim başkanımıza beni buraya getirmek için sarf ettiği çabalardan dolayı. Aynı şekilde taraftar da ciddi anlamda buraya gelmem için inanılmaz derecede sizin de söylediğiniz gibi çaba sarf etti. Onlara da teşekkür ediyorum. Ben geldiğimde burada beni çok iyi karşıladılar. Çok harikaydı. Ama tabii takımla buluştuğunda da çok büyük bir beklenti vardı üzerinde. Fakat tabii zaman zaman sakatlıklar da yaşandı. Ve takım da çok iyi gitmedi açıkçası. Yorumu nedir? Yani neden bu Beşiktaş geride kalan maçlarda bu kadar dalgalanma yaşadı? Yani aslında iyi de başlamıştım Beşiktaş serüvenime. Golümü attım, atmıştım ve takıma yardımcı oluyordum. Takımın parçası oluyordum saha içinde daha çok. Ama maalesef ne yazık ki kariyerim boyunca hiç yaşamadığım şekilde ardı ardına sakatlıklar yaşadım. Düzeliyorum, tekrar sakatlanıyorum. Düzeliyorum, 2 hafta oynuyorum, tekrar hissediyorum sakatlığımı ve bu yüzden maalesef en zor zamanlarda, en kritik virajlarda takımın yanında olamadım ve bu beni gerçekten çok üzdü. Ama tabii ki geçmişte kaldı bu. Şu an çok iyiyim, çok iyi hissediyorum. Hiçbir sıkıntım yok. Umarım, inşallah bu sakatlıklar geri dönmeyecek. Asla böyle bir sorun yaşamadan bu sezon, önümüzdeki yıllarda Beşiktaş formasını çok iyi terletip takımıma çok iyi destek olacağım. Çünkü ben kapasitemi biliyorum. Potansiyelimi, neler yapabileceğimi biliyorum. Beşiktaş'a neler getirebileceğimi biliyorum. Sakatlıklar olmadığı zaman Alex Teixeira nasıl bir oyuncu olduğunu herkesin göreceğini biliyorum. Kendim de biliyorum bunu. Umarım sakatlar olmayacak ve o en üst seviyeyi nasıl bir oyuncu olduğumu herkes izleyecek Türkiye'de. Gerçekten Alex Teixeira'yı özellikle şöyle tanımlayayım ben. Bir futbol severi olarak, bir spor muhabiri olarak Shakhtar'da oynadığı dönemlerde ayakta izlemişliğimiz vardır. Gerçekten efsane performanslar ortaya koyuyordu. Belki de hani UEFA Şampiyonlar Ligi'nde çok üst seviyede bir noktada da olabilir diye düşünüyorduk. Yani Şampiyonlar Ligi'nde zirveye oynayan bir takımda da yer alabilir diye düşünüyorduk. Ardından o Uzakdoğu'ya gitti ve tekrar Avrupa'ya geri döndü. Bugün Beşiktaş'ta. Geçmişine baktığında neler söyler? Mesela Alex Teixeira bugün burada ama Şampiyonlar Ligi'nde belki daha büyük zirveleri görebilir miydi? Aslında şöyle, o dönem, bunu önceden de anlatmıştım, tekrar anlatayım. Ben Liverpool'a gitmek istiyordum. Liverpool'da beni istiyordu. Fakat Shakhtar Donetsk'in
bu anlamdaki pazarlığı ciddi anlamda çok yüksek rakamlarla başladı ve orada sürekli bir sıkıntı çıktı. Liverpool Shakhtar Donetsk'in istediği rakamlara ulaşamadı. Shakhtar Donetsk işi çok yokuşa sürdü. Bu şekilde iş devam ederken transfer dönemi kapandı zaten ve ben de ciddi anlamda bu konuşmalardan, bu durumdan yorulmuştum. Liverpool'u çok istiyordum. Oraya gitmek istiyordum. Ardından Çin fırsatı çıktı önüme. Ciddi anlamda Çin'den gelen teklif de iyi rakamlardı. Ailemi, geleceğimi düşündüğüm zaman ve o sürecin, o yoğun, yorgun, beni yoran sürecin ardından böyle bir şeyin gelmiş olması da o an bana bir karar verdirme aşamasına getirdi beni. Dedim ki evet, ben bu teklifi kabul ediyorum. Ama dediğim gibi benim ilk opsiyonum, her zaman düşündüğüm şey o dönem Liverpool'du. Şunu da sorayım, şimdi Brezilyalı oyuncular özellikle çok kısa bir geçmişe baktığımızda Beşiktaş için değerli. Yani zaten Brezilyalı oyuncular dünya futbolu için değerli ama Beşiktaş'ta da futboluyla damga vurmuş bir isim var mesela. Anderson Talisca var. Çok sevildi. Kendisinden de mesela çok daha üstüne çıkması bekleniyor. Kabul eder mi? Ne der bunun için? Ve Talisca için de bir yorumu var mı? Sonuçta kendisinden genç bir oyuncu. Yani Anderson Talisca çok iyi bir oyuncu. Çin'de zaten ona karşı oynadım. Ciddi anlamda duran toplar, son vuruşlar, asist özelliği inanılmaz bir oyuncu. Sonrasında da maçlarını da izledim. Videodan da izledim maçlarını. Ciddi anlamda burada çok iyi işler de yapmış Alex. Tabii ki burada beraber oynamak da isterim Alex'le. Neden olmasın? Tabii benim vereceğim bir karar değil. Hani bu tamamen bir temenni. Durumlar başka şeylerin, başka faktörlerin içinde olduğu bir durum. Ama şunu söyleyebilirim. Herkesin hikayesi farklıdır. Alex burada çok iyi, Anderson burada çok iyi işler yaptı. Talisca burada çok iyi işler yaptı. Ben de burada kendi adıma çok iyi işler yapmak istiyorum. Onun gibi ondan daha iyi şeyler yapmak istiyorum. O da daha iyilerini yapabilecek seviyede. Yani çok iyi bir oyuncu. Herkesin takıma yararı, kendine göre kendi hikayesi vardır. O yüzden dediğim gibi çok beğendiğim bir oyuncu. Takıma dönecek olursak Beşiktaş bu sene gol yollarında istediği kadar etki alamıyor. Yani gol yollarında zayıf kalıyor takım. Ve kendisinin de forvet oynama özelliği var. Bu mevkide hoca görev verirse kendisi nasıl hisseder? Beşiktaş'ın forvet pozisyonunda da oynayabilir mi? Tabii ki takımımızda çok kaliteli oyuncular var. Forvet oyuncularımız çok kaliteli. Her mevkide çok değerli oyuncularımız var. Herkes her yerde oynayabiliyor. Pozisyona yakın yerlerde oynayabiliyor. Ben de Çin'de dediğiniz pozisyonda forvet olarak oynadım birçok maçta. Forvet arkası oynadım. Sol açık, sağ açık, çoğu yerde oynadım. O bölgelerde hocamın, teknik direktörümüzün dediği direktifleri doğrultusunda ben her yerde oynayabilirim. Takımıma nerede en iyi faydayı sağlayacaksam ben orada oynarım. Alex Teixeira'nın öyle vuruşları var ki hiç kimsenin belki beklemediği anlarda skoru çok farklı bir noktaya getirebilecek bir ayağa sahip. Kaliteli ve oyun görüşü gayet iyi. Şimdi Beşiktaş'ın da bu aranın ardından belki de bir patlamaya ihtiyacı var. Özlenen günlerine geri dönmeye ihtiyacı var. Ne der? Böyle bir patlama yaşanabilir mi? Zaten bunun için buradayız. Tüm takım olarak her gün en iyi seviyeye, mükemmellik seviyesine ulaşmak için buradayız. Çalışıyoruz, çok iyi çabalıyoruz. Ciddi anlamda tekrar o dediğiniz ivmeyi yakalayacağımıza ben yürekten inanıyorum. Sergen Yalçın büyük hoca, kesinlikle büyük bir futbolcu. Zaten futbolculukta neler yaptığını da izledim onu. Büyük bir efsane. Maalesef sakatlığımdan dolayı Sergen Hoca ile çok fazla beraber olma fırsatı yakalayamadım idmanlarda ya da genel olarak maçlarda. Ciddi anlamda ona çok saygı duyuyorum. Dediğim gibi büyük bir karakter, büyük bir hoca, büyük bir eski futbolcu. Kariyerinde, gelecekteki kariyerinde ona ciddi anlamda başarılar diliyorum. Yani insanlar çok anlamsız bir şekilde sanki Sergen Hoca ile aramda bir sıkıntı varmış gibi bir şeyler konuşmaya başladılar da tamamen yanlış. Aslında öyle bir şey yok. Sergen Hoca ile benim aram çok iyiydi. Zaten sakatlığımdan dolayı çok fazla dediğim gibi ne sahada, yani ne antrenmanda ne maçta bir araya gelebiliyorduk. Ve bunların dışında ciddi anlamda çok iyi iletişimimiz vardı. İkimiz de birbirimize çok saygı duyuyorduk, konuşuyorduk. Dediğim gibi tüm kalbimle ona kariyerinde başarılar diliyorum. Önder Karabeli'nin takıma kattıkları nelerdir? Onu anlatabilir mi bize? Nasıl bir etkisi var Önder Hoca'nın? Kaliteli bir teknik direktör ve kaliteli bir insan. Yaptığı en önemli şey bence çok zor zamanda geldi buraya ve
özgüven aşıladı takıma. Çünkü potansiyelimiz çok yüksek, kalitemiz çok iyi fakat özgüven sıkıntısı yaşıyorduk maçlar kaybettiğimiz için. Önder Hoca da gerçekten bu özgüven sorunumuzu aşmamıza yardımcı oldu. İyi bir hava getirdi ve hem burada şu an Antalya'da hem genel olarak işte bu özgüveni yükseltip önümüzdeki süreçte de bunu en üst seviyeye çıkarıp en iyi sonuçları almak istiyoruz onunla. Brezilyalılarla Türklerin benzer yanları var. Tribünlerde ateş benzerdir. Taraftarlar futbolu o şekilde yaşarlar ki Beşiktaş taraftarı da Türkiye'de en çok bunu yaşayan taraftar topluluğundan bir tanesi. Vodafone Park'ta, Dolmabahçe'de sahaya çıkmak ona neler hissettiriyor? Kesinlikle sözlerle tarif edilemeyecek bir taraftar grubumuz var, taraftarımız var. Tüylerim diken diken olmuştu. Hiç unutmuyorum ilk maça çıktığımda Vodafone Arena'da benim ismimi taraftarın haykırması, onların o coşkusu. Şunu söyleyebilirim ciddi anlamda, tüm kariyerim boyunca yaşadığım en iyisi. Brezilya'daki taraftarlardan da farklıydı. Gördüğüm en iyi taraftar grubu Beşiktaş'ın taraftarı. Bunu asla unutmayacağım. O ilk maçı hayatım boyunca asla unutmayacağım. Çok özel bir yerde. Dediğim gibi tüylerim diken diken oldu. İnanılmaz hissettim kendimi orada. Adına pankart da yapılmıştı stadyumda. Çok sık görmeyiz bunu futbolcular için ama Alex Teixeira pankartı da vardı statta. Gördü mü, neler hissetti? İnanılmaz bir andı o da. Yani hayatım boyunca unutmayacağım, kariyerimdeki en önemli an diyebilirim belki. O hissettiklerim için. Şimdi Wellington, Joseph ve Alex. Üç Brezilyalı yakında arkadaşlar. Nasıl geçiyor İstanbul'daki sosyal hayatları? İkisi Oğuzhan'ın arasında kaldı gerçi ama... Yani tabii çok dışarı çıkamıyoruz. Genelde Joseph'in evinde ya da benim evimde buluşuyoruz. Çocuklarımızın yaşları benzer. Çocuklarımız çok oynuyor beraber. Joseph'in çocukları, benim çocuklarım. Veli yeni çocuğu oldu biliyorsunuz. Daha çok küçük, o yüzden genelde evde Veli. Biz genelde Joseph'le çocuklarımız da çok iyi anlaştığı için buluşuyoruz. Ama tabii biraz daha böyle maçları kazandıkça, çok daha iyi gittikçe daha çok dışarı çıkıp bunun keyfini süreceğiz. Bu sezon sonunda kendini nerede görüyor? Takım olarak tabii ki. Tabii ki öncelikle maç maç bakmak lazım. Her maç özelinde, her maçı kazanmak için bakmak lazım bu sorduğunuz soruya. Ama tabii benim her zamanki hedefim şampiyon olmak. Yani her oynadığım takımda, Beşiktaş'a gelmeden önce de şampiyonluk yaşamak. Tabii ki herkesin bildiği üzere ya bu takım da kağıt üzerinde şampiyonluğu en çok hak eden takım diyebilirim. En kalite oyunculara sahip takımız. Ama bu sene bazı işte istediğimiz gibi gitmedi o anlamda. Bizim şu anki hedefimiz en üst seviye. Neresi olursa bu sene ikincilik olur. Yani o kazanabildiğimiz kadar maçı kazanmak. Çünkü her maça kazanmak için çıkıyoruz. Bir Beşiktaş'ız. O yüzden en üst seviye neresiyse orada bitirmeyi hedefliyoruz. Futbol dışında en çok keyif aldığı branş nedir? Yani bunu tabii sanat dallarından bir tanesi diyebilir. Şarkı söylemek, resim yapmak. Ne olarak adlandırılır bunu? Yani benim tek yeteneğim futbola, ciddi anlamda söylüyorum. Tanrı bana sadece futbol yeteneği vermiş. Yani ne resim çizebiliyorum, ne şarkı söyleyebiliyorum. Cidden o konularda çok yeteneksiz bir insanım. Yani Tanrı bana, beni futbolcu olmam için yaratmış. Beşiktaş... Geliş sürecinde demiştim röportajın başında. Beşiktaş'a geliş sürecinde bahsetmiştik işte taraftar İstanbul Boğazı'nda onun ismini andı ve istedi diye. Peki o görüntüleri mutlaka izledi. Var olmak ister mi? Bu sevinci İstanbul Boğazı'nda Beşiktaş kupasıyla Beşiktaş donanmasının içinde yer almak ister mi? Bunu hayal ediyor mu? Yani bir yıl daha kontratım var tabii. Zaten buraya geliş amacım buydu. Böyle büyük bir takımla kupalar kazanmak amacıyla gelmiştim. Maalesef konuştuğumuz gibi ne benim ne de kulübün istediği gibi gitmedi bazı şeyler bu sene sportif anlamda. Ama tabii ki bunu istiyorum. Tabii ki Beşiktaş'ta kupalar kazanmak istiyorum. Bunun için de ne gerekiyorsa yapmaya hazırım bu takım için, Beşiktaş için. Son olarak röportajı noktalandıracağız artık. Ben sözü kendisine bırakıyorum. Kamera karşısında Beşiktaş taraftarı orada onu izliyor. Mesajını iletmesini rica ederim. Öncelikle merhaba sevgili Beşiktaş taraftarı. Size gerçekten çok minnettarım. Geldiğim günden beri bana olan sevginiz, bana gönderdiğiniz mesajlar, eleştiriler dahi, çünkü beni geliştiriyor onlar, hepsi için çok teşekkür ederim. Şundan emin olabilirsiniz ki ben Beşiktaş formasını giydiğim sürece sizi mutlu etmek için elimden gelenin en iyisini yapacağım. Bundan şüpheniz olmasın. Tekrar teşekkürler. Brezilyalı yıldız oyuncu Alex Teixeira özel röportaj konuğumuzdu. Görüşmek dileğiyle.